Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Gelişmiş topluluklar özellikle kriz zamanlarında birbirine hep bağlı, işbirliği ve dayanışma içindedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar. Yine de Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Müminin mümine karşı durumu bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir. Hazreti Peygamber bunu açıklamak için iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi. Fıkıh hükümleri kriz sırasında milli dayanışmayı gerektirir. Bu dayanışma her türlü hile, tekel ve sömürüden ve diğer şeylerden kaçınmak demektir. Dinimiz bu olumsuz hastalıkları kesinlikle yasakladı. Bu nedenle her türlü hilenin yasaklanmasını vurgulayan Kur'an-ı Kerim'in Medine'de indirilen ilk ayetleri bu olumsuzluklara karşı uyarmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun. Onlar büyük bir gün insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bizi aldatan bizden değildir. İslam şeriatımız ayrıca her türlü tekel ve sümürüyü yasakladı. Çünkü bu olumsuzluklar insanların zaruretlerini ve hayatlarının gereksinimlerini etkiliyor. Bu olumsuzlukların amacı insanların maişetleri bahasına yasa dışı kazanç elde etmektir. Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerine kanı, ırzı ve malı haramdır. Yine de Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kim ihtikar, tekelcilik yaparsa hata etmiş olur. Bu yüzden tekelcinin ne gururu ne de vatanseverliği vardır. Bencilliğini her türlü dini, milli ve insani itibar üzerinde tutmuştur. Dolayısıyla Allah'ın gazabını ve insanların kendisinden nefret etmeyi hak etmiştir. Eğer tekelci ve sümürücü tekelinden ve sümürüsünden kazandığı paranın kıyamet gününde kendisi için bir musibet olacağını bilseydi, bu onu haksızlıktan ve suç işlemekten caydırırdı. Allah Teala şöyle buyurur. Kim amanete hıyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Satışa arz eden kimse karlıdır. Malını satışa arz eden kimse karlıdır. İhtikar eden de melundur. Yine de Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Altına ve gümüşe kul olan kahrolsun, bedbaht olsun. Vatansever ve dürüst tüccara gelince aldatmaz ve ihanet etmez. Ama kendi vatanseverliği özellikle kriz zamanlarında insanların yükünü hafifletmek için kar marjını düşürmeye itmektedir. Şüphesiz ki bu merhameti yapan kimse mükafatlandırılmayı hak eder. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Sadık, emin ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olur. Yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
satışta, alışta ve burcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin. Kriz zamanları bencillik ve sömürü değil, fedakarlık gerektirir. Aynı zamanda insanlar arasında acımasızlık değil, şefkat gerektirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanı başında komşusu aç iken ve bunu bildiği halde tok olarak yatan bana tam olarak iman etmiş değildir. Allah Teala şöyle buyurur. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Aşariler Gaza'da azıkları tükenmeye yüz tuttuğu veya Medine'de ailelerinin yiyeceği azaldığı zaman yanlarında ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra bunu bir kapla aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte bu sebeple aşeriler bendendir. Ben de onlardanım. Şüphesiz bu dayanışmanın sosyal ve insani bağların güçlenmesinde, toplum fertleri arasında yakınlık ve sevginin gelişmesinde büyük rolü vardır. Bu nedenle İslam şeriatımız dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmektedir. Allah Teala şöyle buyurur. İyilik ve takva üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Yardımlaşma ve dayanışma özellikle fakirlere yemek yedirmek ve ihtiyaçlarını gidermek gibi hayır yollarında bürünmektedir. Allah Teala şöyle buyurur. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı çetin bir günden Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ibek ile mükafatlandırır. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu duyurmaktır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Ey insanlar, birbirinize selam veriniz. Yemek yediriniz. İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılınız. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Yine de Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız yemek yediren kimsedir. Allah'ım ülkemiz Mısır'ı ve tüm İslam alemini sen koru. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah.